Herkese merhaba. Şimdi grubun işleyişiyle devam ediyoruz. Arkadaşlar, bir grubun aslında çalışma süresince oturumlar arasındaki zamanı belirleyen bazı faktörler var. Burada özellikle üyelerin grupta konuşulanlar üzerine yeterli bir şekilde düşünebilecektir bir zaman mesafesi olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi, gruplar zaten genelde haftada bir toplanıyor ve grupların genelde oturum süresi 60 ya da 90 dakika arasında değişebiliyor. Oturumlar amacına göre açık ya da kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Açık gruplar terapi gruplarında olduğu gibi üyelerin değiştiği gruplardır. Yani ihtiyacı olanlar gelir ve işte yeterli bir şey olduktan sonra, mesela taburcu olduktan sonra da gruptan ayrılabilir. Bu tür açık gruplarda gruba giriş ve çıkışlar çok, sirkülasyonu fazladır. Mesela hastanelerde genelde açık gruplar vardır. Yani mesela bir hasta gelir, yani bir bipolar hastası gelir. Bir hafta işte ne bileyim hastaneye yatış yapar, sonra taburcu olduktan sonra ayrılır, onun yerine bir başkası gelir gibi gibi sürekli değişen gruplardır. Kapalı gruplar ise gruba kaç kişinin katılacağı, kaç oturum yapılacağı hepsinin net olduğu gruplardır. Yaklaşık 12 ya da 14 oturum seans sürer ve bu gruplara hiç kimse dışarıdan alınmazlar. Okullarda yapılan ergen grupları, psikolojik danışma merkezlerinde yapılan etkileşim grupları buna örnek olarak verilebilir. Gelelim grup sürecinin niteliğine, grup üyelerine açıklama. Grup lideri ilk oturumda grup üyelerine her şeyi açıklar, anlatır ve yapılandırır. Gruba katılan her üyenin grupta aktif olması, paylaşımcı olması vurgulanır. Bu önemlidir. Her üyenin başkasından ziyade kendisine odaklanması, kendini fark etmesi, içgörü sağlaması yine amaçlanır. Üyelerin kendi yaşamlarını ifade etmeleri beklenir. Grup dışından kişilerin yaşantılarının gruba getirilmesi çok tercih edilen bir durum değildir. Her katılımcı birbirini empati ve saygıyla dinlemelidir. Grup içinde konuşulanların grupta kalması gerekir, mahremiyet ilkesi vardır. Grup üyeleri grup dışında bir araya gelmemelidir. Tüm katılımcıların düzenli bir şekilde gruba katılması gerekir. Grubun kuralları önemli. Gizlilik, gönüllülük, göz teması kurmak, her üyenin kendi adına konuşması, her üyenin birbirine saygı duyması, üyelerin birbirine hitap ederken sen şeklinde hitap etmesi ve genel kuralların dışında bazı özel kuralların olması, mesela sigara içmemek gibi, bunlar grubun kurallarıdır. Grubun değerlendirilmesine baktığımızda, grubun değerlendirilmesi her oturum sonrası mı, sadece lider tarafından mı, yoksa grup üyelerinin katkısıyla mı, yoksa son oturumda mı olacaktır, buna grupla birlikte karar verilebilir. Yine soru gelen bir yer, grubun aşamaları arkadaşlar. Gruptaki aşamalara baktığımızda ilk aşama başlangıçtır. Grup üyelerinin birbirini tanıdığı evredir. Grubun psikolojik danışmadan beklentileri öğrenilir, üyeler tarafından hedef belirlenir, kurallar oluşturulur, kurallara uyum gösterecekleri konusunda güven alınır. Başlangıç evresinde özellikle gruptaki anksiyete düzeyi çok yüksektir. Çünkü ne yapacağız, nasıl davranacağız, ne demem gerekiyor, ne yapmam gerekiyor gibi ifadeler çok yoğun bir kaygı yaratabilir. Bu evrede grup üyeleri lidere daha bağımlıdır. O yüzden liderin dışında pek çıkmazlar. Grup terapisinin başlangıcındaki etkileşim lider aracılığıyla yapılır diyoruz. O yüzden de başlangıç aşamasında grup üyeleri arasındaki iletişim ve etkileşimin daha zayıf olduğu söylenebilir. Burada arkadaşlar, grup üyeleri birbirini tanırlar başlangıçta. Kurallar oluşturulur, sınırlar belirlenir, oturumlar yapılandırılır, davranışsal amaçlar belirlenir ve lider bu süreçte grup üyelerine genel ilkeleri öğretir, üyelerin korkularını, beklentilerine cevap vermeye çalışır. Yani başlangıç aşaması. İkinci aşama, geçiş basamağı. Burası biraz sorunlu bir evredir. Sınavda soru olarak da geliyor zaten. Grupta tam güven sağlanmamıştır. Üyeler kendilerini açsalar mı, açmasalar mı tereddüt içerisindedir. Grup lideri grubun kaynaşması için bazı çalışmalar yapabilir ve bu evrede grubun direnci çok fazladır.
Lider grubun direncini azaltmak için alıştırmalar yapar. Çünkü eğer direnç, yani terapötik bir etki yaratmaz, direnç devam ederse grup ilerleyemez. Grup üyelerinin diğerleri tarafından eleştirileceği ya da yargılanacağı endişesi bu evrede belirgindir. Üyeler arasında çatışmalar yaşanır ve aslında Yalom'a göre bu çatışmalar iyidir ama geçici olmalıdır. Yani kin ve nefrete dönüşmemelidir. Grup üyelerinin birbiri üzerindeki güç ve hakimiyet kurma çabası da direnç faktörlerinden bir tanesidir. Transferans ve karşıt transferans da bu evrede uygun şekilde ele alınması gerekir. Bu evrede grup değerleri sorgulanır, kuşkular artar. Bu problemler aşılamazsa grup maalesef çözülme sürecine girer. Lider bu süreçte çatışma ve direnç durumlarıyla başa çıkmalı, her üyeye eşit olmalı, eleştirilere açık olmalı, kendini açabilmeli ve yıkıcı eleştirilerden mümkün mertebe kaçınmak durumunda kalmalıdır. Üçüncü aşama eylem aşaması. Bu evre grubun olgunluk aşamasıdır. Aynı zamanda grubun en uzun aşaması da eylem aşaması olacaktır. Grup üyeleri birbiri arasındaki farklılıkları görürler ve aslında kabul ederler. Yani bu şu demektir. Demek ki grup üyeleri arasındaki bağlılık ve güven artık gelişmiştir. Terapötik güçler oluşmuştur. Grup üyelerinin savunmaları, artık dirençleri azalmıştır. Lider bu evrede üyelerin birbiriyle olan tamamlanmamış işlerinin tamamlanması ya da kendi bitirilmemiş işlerinin bitirilmesi amacıyla grup üyelerine destek verir. Bu aşamada üyeler artık lider aracılığıyla değil, birbirleriyle aracısız bir şekilde etkileşime girerler. Şu şekilde. Bu aşamada, eylem aşamasında lider pasif, üyeler aktiftir. Lider bir şekilde onlara geri bildirim sunar ve sonuçta onları güçlendirir. Son aşama sonlandırma evresidir. Grup sonlanır. Bazı üyelerde regresyon ve kaygı yaşanabilir. Ayrılık anksiyetesi yaşanabilir. Son safhada regresyonun da tetiklenmesiyle bazen bazı sorunlar tekrar gündeme gelebilir ya da vedalar zorlaşabilir. Üyelerin davranışsal amaçlarına ulaşıp ulaşmadıklarına bakılır. Grubun ve liderin değerlendirilmesi yapılır. Üyelerin özellikle gruptan iyi ayrılması yönünde de tabii ki çalışmalar yapılır ve grupta yapılanların hayata doğru aktarılması yine temel amaçlardan bir tanesidir bu aşamada. Ve böylece grup sonlanır. Geldik grup psikolojisinde kullanılan yöntem ve teknikler. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar onaylama, duyguları yansıtma, bunları anlatacağım ben size. Yorumlama, açıklama, sıraya koyma, soru sorma, yüzleştirme, destekleme, bilgi verme. Bunlar aynı zamanda terapötik tekniklerdir. Zaten anlatacağız biz bunları. Geldik Yalom'a göre grup psikoterapisinde tedavi edici etmenlere bir bakalım arkadaşlar. Buradan da soru geliyor. Arvin Yalom'a göre her bir klinisyenin bir şekilde kendine has yöntemleri vardır. Ama aynı zamanda biz grup terapisinde terapötik süreci birbiriyle ilişkili olan 10 tane etmene dayandırırız. Bunları bilmeniz gerekiyor. Umut aşılama, evrensellik, bilgi aktarımı gibi gibi hepsini anlatacağım. Umut aşılama dediğimiz şey güven verme konusu. Terapistin etkisiyle de olabilir, danışanların birbirine olan etkisiyle de, katkısıyla da olabilir. Danışanlar birbirlerine umut veren olumlu geri bildirimlerde de bulunabilirler diyoruz. Tedavi sürecinde tabii ki sadece umut vermek, güven aşılamak, yani umut vermek yeterli değildir. Güven noktasına da gelmesi gerekir. O yüzden de grup terapisinde tedaviye başlamadan önce hastaların olumlu beklentilerini güçlendirmek ve iyimserliği korumak gerekir. Biz buna umut aşılama diyoruz. Evrensellik. İnsan doğası belirsiz, eyvallah, ama hepimizin ortak ölçütleri var, genel kabulleri var.
Dolayısıyla da grup terapisinde evrensellik hastanın yaşadığı durumu bireysel bir durum olmaktan çıkartır. Bu durumun aslında hepimizin yaşadığı toplumsal bir süreç olduğunu ifade eder. Böylece ha bu sadece benim başıma gelmiyor. Benim dışımda da bunu yaşayan, aynı problemi yaşayan başka insanların varlığını bilmek bizi rahatlatır. Biz buna evrensellik diyoruz. Arvin Yalom. Evet. Bilgi aktarımı, gruplarda bilgi paylaşımı iki kaynaktan çıkar her zaman. Grup liderinin paylaşımları ve kendi deneyimlerini paylaşan grubun üyelerinden gelen tavsiyeler şeklindedir. Bilgi vermenin terapötik etkileri vardır arkadaşlar. Bilgi verme sınavda da soru olarak gelebilir, bir psiko eğitim olarak da düşünülebilir diyoruz. Bilgi aktarımında öğretici talimatlar var. Hastalara yönelik yapılan bilgilendirici seminerler, konferanslar. Doğrudan öğüt verme var. Özellikle yeni terapilerde kendini ortaya koyan bir özelliktir diyoruz. Grupla psikoterapide başka bir özellik de özgecilik ya da diğerganlık dediğimiz şey. Yani bu diğerganlık fedakarlığı ifade ediyor aslında. Grup terapisinde insanların hiçbir karşılık beklemeksizin diğerine yardım edebilmesi, yardım sunabilmesi insana da iyileştirici bir etki yaratır mantığına dayanıyor. Biz buna özgecilik diyoruz. Hastaların birbirine sundukları manevi desteğin terapötik süreci olumlu etkilediği açıktır diyoruz. Gelelim birinci aile grubunun onarıcı yinelenişi. Şimdi bakın, aslında her bir grubun formatı aile formatına sahiptir. Yani anne, baba, otorite, çocuklar, kardeşler, şunlar bunlar. Dolayısıyla da aile yapısında var olan otorite figürleri grup terapisinde bir parçasıdır diyoruz. O yüzden bazen farkında olmadan biz aile içinde ortaya koyduğumuz dinamiklerin aynısını grup psikoterapisine de getirebiliriz. Grup terapisinde bir de ailesel çatışmaların yeniden yaratılması değil, aynı zamanda bu ailesel çatışmaların onarılması da yine ön plandadır. Aslında grup psikoterapisinin bu aynı zamanda bir sonucu olarak da, olumlu sonucu olarak da karşımıza gelir. Gelelim toplumsallaştırma tekniklerinin gelişimi. Şöyle söyleyeyim, aslında grup psikoterapisinde en önemli şeylerden bir tanesi sosyal becerilerin gelişmesi. Nedir bunlar? Kendini ifade etme, atılganlık, güvengenlik, girişkenlik gibi özelliklerin gelişmesidir. Taklitçi davranış, grup terapisindeki hastaların zaman içinde terapisti örnek almasıdır. Yani hastalar terapist gibi konuşabilir, yürüyebilir. Dolayısıyla da terapistler önemli bir etki yaratabilirler. Albert Bandura bunu sosyal öğrenmeyle açıklıyor. Başkalarını gözlemleme yoluyla da davranış kazanmak grup terapisine katkı sağlayan bir şey. Yani terapisti model aldığında onay mekanizmasının da artacağını düşünüyor ve özdeşim kuruyor. Bireyler arası öğrenme. Bizde bir laf var, buraya da aldım. İnsan insanın ağusunu alır, acısını alır. Yani bu şu demektir, her insan diğerinin acısına şifadır. Dolayısıyla da biz başkalarıyla birlikte olduğumuzda ne yapıyoruz? Birazcık daha iyimser ve daha olumlu bir insan haline gelebiliyoruz. Bunun sebebi diğerlerinin varlığı oluyor çoğu zaman. Uygun şekillerde yürütülen bir grup terapisi yeni sosyal beceriler kazanmak için en ideal ortamdır diyoruz. Dolayısıyla da herkes birbirinden bir şeyler öğrenebilir bu süreçte. Grup terapisinde hastanın yaşadığı işte problemler, ondan sonra onarıcı duygusal deneyimler, bunların hepsinde aslında tabii ki grubun koşullarının da bireysel terapiye göre çok daha güçlü sonuçlar yarattığını zaten görebiliyoruz. Evet, şimdi grup bağlılığı. Şöyle söyleyeyim, gruba ait olmak, kendini grubun bir parçası olarak hissetmek de terapötik sonuçlardan bir tanesi. Çünkü grup terapisinde her üye koşulsuzca kabul edilir, paylaşımlar artar. Dolayısıyla da grubun bir parçası olmak artık anlamlı hale gelir diyoruz.
Tabii gruba bağlılık duymak grubun süresine de uzatabilir. Yani daha doğrusu grup dinamiğinin daha sağlıklı ilerlemesini de sağlar. Üyeler gruba ait hissetmiyorlarsa kendine çatışmalar, ayrılmalar ve kopmalar yaşanabilir. Grup aidiyeti grubun kendisini birleştirir. Katarsis, arınmak, temizlenmek anlamına geliyor. Antik Yunan'daki köken anlamı bu aslında kelimenin. Freud tarafından kullanıldı ilk defa. Duyguların açığa çıkması, duyguların dışa vurumu olarak da tanımlanabilir. Mesela multiple skleroz hasta yakınlarıyla yaptığımız grup terapisinde orada bir şey fark etmiştim ben. Mesela bir hasta yakını yaşadığı bir zorluğu anlatıyor. Diğeri de ona güç veriyor, destek veriyor. Öbürü ağlamaya başlıyor. İşte katarsis, yani dışa vurum. O kadar güzel bir şey ki oradaki o arınma, oradaki o zihinsel ve ruhsal temizlenme. Bu çok değerli bir şey. Grup terapisi bu açıdan bireysel terapiye göre çok daha etkili. Varoluşsal etmenler arkadaşlar, yani insanların yaşamını anlamlandırma çabası. Yani sonuçta biz bireysel hayatlara sahibiz ama nihayetinde başkalarının varlığında anlam kazanıyoruz Yalom'a göre de. Dolayısıyla da Yalom varoluşsal etmenleri şöyle topluyor. Yaşamın zaman zaman haksız ve adaletsiz olduğunu kabul etme. Nihai son düşünüldüğünde yaşamın acı olduğunu ve ölümün kaçınılmaz olduğunu kabul etme. Diğer insanlarla birlikte olsak da aslında tek başımıza mücadele ettiğimizi kabul etme. Yaşam ve ölüm anksiyetesiyle yüzleşme, yaşamı dürüstçe devam ettirme ve önemli olan şeylere daha az mesai harcama. Etrafımızdaki sosyal desteklerimiz de ne denli güçlü olsa da yaşamın sürdürülebilirliği konusunda kendi yaşamının sorumluluğunu üstlenebilme. Dolayısıyla da grup terapisinde varoluşsal etmenlerin bir şekilde çözümlenmesi de ön plandadır diyoruz. İnsan ölümü biliyor olsa bile yaşamaya dair güçlü bir istek duyar diyor Yalom. Tabii ki bu kaçınılmaz bir şey ama grup psikoterapisi de bu anlamda önemli. Soru gelecek yerleri söyledik. Lütfen Instagram'daki soru çözümüne katılın. Bunların hepsinin karşılığını orada çok daha net göreceksiniz. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.